Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of History 2'de yepyeni bir seriye daha başlangıcımızı yapıyoruz dostlar. 1939 Blitzkrieg senaryosunda Nazi Almanyası'yla beraber sizlerle yine güzel bir seriye başlangıcımızı yapacağız. Şu ana kadar yaptığımız Almanya serilerinde genel olarak 1936 yılında başladık. Yani 2. Dünya Savaşı başlamadan yaklaşık 3 sene önce başlangıcımızı yaptık. Bu sebeple de şu ana kadar yaptığımız Nazi Almanyası serilerinde gerçekten zorluk derecesi epey düşük oluyordu. Çünkü 2. Dünya Savaşı'na daha 3 sene var ki zaten herhangi bir event falan da olmadığı için 2. Dünya Savaşı'nı sen ne zaman istersen o zaman başlatıyorsun. Nazi Almanyası da dünyanın en güçlü devletlerinden bir tanesi olarak başlıyor zaten oyuna. Durum böyle olunca da istediğin devleti rahat bir şekilde ele geçirebiliyorsun. Ama bu sefer 1939'da deneyeceğiz Nazi Almanyası'yla oynamayı. Şu anda biz Fransa, Polonya, Birleşik Krallık ve Birleşik Krallığa bağlı olan bütün devletlerle Mısır, Güney Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda hepsiyle savaş halindeyiz. Dolayısıyla zaten 2. Dünya Savaşı'nın ortasında başlıyoruz senaryoya. Bu sebeple işimiz en azından 1936 yılında yaptığımız Nazi Almanyası serilerine göre çok daha zor. Direkt olarak savaşın ortasında buluyoruz kendimizi ve bu hengameden, bu kargaşadan kendimizi kurtarmamız, başarılı bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Seriye yine Uğut Engine modunda başlıyoruz. Uğut Engine 1.5.6. Biliyorsunuz İspanya serisinde de Uğut Engine'de başlamıştık ama bazı hatalar olmuştu. Ama orada kullandığımız sürüm 1.5.5'ti. Bu sefer 1.5.6 sürümünü kullanıyoruz ve bu sürümde en azından save bug'ı gibi bug'lar düzeltilmiş durumda. Ve Uğut Engine'in aldığı güncellemelerle atıyorum biz mesela seride 3. bölüme geldik diyelim. 3. bölümde Uğut Engine'e güncelleme geldi, 1.6 çıktı. Mesela 1.6 sürümüyle de seriye devam edebiliyoruz. Umut modu bu şekilde tasarlıyor. Dolayısıyla moda güncelleme gelse bile biz aynı seriye yeni güncel sürümle devam edebileceğiz dostlar. Bu sebeple bu da bizim için kesinlikle bir artı. Zorluk efsavi, savaşçı, klasik oyun hızı %80, AI saldırganlık ise %27'de olacak şekilde başlangıcımızı yapacağız. Videoya geçmeden önce hemen aşağıdan videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Kanalın önerilmeleri açısından son derece önemli. Dilerseniz başlangıcımızı yapalım dostlar. Bu arada şunu hatırlatayım. Ben de şu anda sizlerle beraber ilk defa bu senaryoda oynuyorum. Yani daha önce 1939 senaryosunu denemedim, oynamadım ki zaten ben seri videoları hariç, çektiğim videoları hariç çok fazla Age of History oynayan bir insan değilim. Önceden oynardım ama artık videoları hariç çok fazla Age of History oynadığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü hali hazırda oyunu 1800 saatten fazla oynadım ve artık biraz da sıkıldım. Dolayısıyla videolar haricinde oyuna fazla girmiyorum. O yüzden şu ana kadar 1939 senaryosunda da bir deneme yapmadım. Ne olacak, ne bitecek, karşı tarafa ne kadar ordular konulmuştur vesaire, bunları tamamen sizlerle beraber göreceğiz dostlar. Öncelikle vergiler, mallar, yatırımlar üçlümüzü bir ayarlayalım. Teknoloji puanlarımızı verelim. 3'er tane nüfus artışı ve ekonomi büyümesi. Bunlara şimdilik az vereceğiz. Çünkü savaşın ortasındayız. Bize şu anda ordu bakımı lazım. Ne bileyim, 15 tane ordu bakımına verelim. Araştırma çok da lazım değil. 7 tane yeterli. Trade de çok lazım değil. 5 tane yeterli. Yönetime iyi verelim. Gelirimizi arttırır. 12 tane verelim buraya. Üretim gelirine 7 tane yeterli. Vergi gelirine de bir 7 tane verelim. Hatta bunların ikisini de 8 yapalım. Aynen öyle. Güzel. Bence güzel dağıttık teknoloji puanlarını. Şimdi yasa puanlarını da dağıtalım. Biliyorsunuz Uğut Engine modunda bir de yasa puanları var. Şimdi ben buradan özellikle defansa daha fazla vereceğim abi. Yaklaşık 30 tane defansa vereceğim. Kalan 12 puanı ise atağa vereceğim. Defansa bu kadar çok vermemin nedeni oyunun başlarında, serinin başlarında savunma savaşları gerçekleştireceğiz. Hem Polonya'ya hem de Fransa'ya karşı kendilerinin güçlerini iyice erittikten, azalttıktan sonra ise kendilerinin üzerine atak gerçekleştirmeye başlayacağız. Ekonomik politikalardan tam seferberliği seçeceğiz ki gelirimiz seri bir şekilde artıya çıksın. Aynı zamanda Force Plan'den de Force Defense'i seçeceğiz. Böylece savunmamız daha da güçlenecek, daha da güçlü savunma yapacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Oo, çok güçlü saldırdılar ama Force Defense'imiz sayesinde sağlam karşı koyduk. Bir de Fransa'nın teknolojisi çok düşük. İşte bak mesela Uğut Engine'in oyuna en güzel etki ettiği yer mesela burası olabilir abi. Fransa'nın gerçekten de teknolojisi çok düşük. İkinci Dünya Savaşı'nda da düşük. Ve şu anda teknolojileri düşük olduğu için yüksek sayıda orduyla bile bize hasar veremiyorlar. Bu çok güzel bir durum. Adamların teknolojisi 0.3, bizim 0.61. Arada 2 kat fark var. Dolayısıyla çok ciddi bir savunma bonusu elde ediyoruz bu sayede. Evet, bakalım sıradaki saldırı kimden gelecek? Yine şeyden geldi, Fransa'dan geldi. Bak görüyor musun? 9000 orduyla saldırdılar ama biz sadece 3500 kayıp verdik abi. Teknoloji yüksek olduğu sürece, ama bak mesela Polonya daha sağlam saldırıyor. Daha güçlü bir şekilde saldırıyor. Alabiliyor toprakları, görüyor musunuz? Daha sağlam hasar veriyor. Zira Polonya'nın teknolojisi sanırım daha yüksek.
Evet, Polonya'nın 0.45. Onlar daha çok hasar veriyorlar. Evet, bir tane toprak kaybı yaşadık ilk turda sadece. Bir toprak kaybından gerçekten bir şey olmaz abi. Gayet güzel bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Berlin'deki 3350'lik ordumuzu Danzig'e, Kaliningrad'a doğru desteğe göndereceğim. Bu arada biz İngilizlerle de savaştayız. Ona da çok dikkat etmemiz lazım. Evet, şu anda İngilizlerin bütün vasallarıyla savaşa da girdik. Şu an toplam sayacağım. Lütfen. Bana müsaade edin, saymak istiyorum abicim kaç devletle savaşta olduğumuzu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane devletle savaştayız abi. Bir şey değil ya. Alt tarafı dünyanın yarısından fazlasıyla savaştayız yani. Çok da bizim için sıkıntı değil. Her neyse, şaka bir yana, Almanların istikrar ve ordudaki büyük kabiliyeti, üretimdeki büyük kabiliyeti bu 23 devlete karşı Almanya'yı galip kılacaktır abicim. Ben bundan eminim. Ayrıca yanımızda sevgili dostumuz Benito Mussolini de mevcut, kendilerinin de bize destek sağlayacağını düşünerekten bize fayda sağlayabileceklerini düşünüyorum. Şimdi bir tarafta savunma yapacağız, bir tarafta atak yapacağız. Acaba ben force planı atağa mı versem, savunmaya mı versem? Bence defansta kalsın. Çünkü zaten biz Fransız ordularına karşı kesin galibiyet elde edeceğiz. Yani bunun başka bir kaçar yolu yok. Bizim Fransızlara göre teknolojimiz çok yüksek, silah teknolojimiz çok yüksek. Dolayısıyla kendilerine karşı daha az kayıp veririz muhtemelen. O yüzden defansa daha çok yoğunlaşalım ve atak planımız defansta kalsın. Şurada biraz ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Otzin'de, Danzig'de gayet güzel. Evet, sağlam saldırdılar ve aldılar toprağı. 10.000 orduyla saldırdılar yaklaşık olarak. Şu anda Polonya beni Fransızlardan kesinlikle çok daha fazla zorluyor. Bunu da bir not olarak araya sıkıştırmak isterim açıkçası. Hemen buraya 30.000'lik bir ordu gelsin. Buraya da 10.000 daha destek gelsin. Acilen bu Maginot hattını aşmamız gerekiyor. Paris'e yürüyeceğiz daha. Ki zaten Fransa'nın belli bir kısmı düştükten sonra muhtemelen kapitüle olacaktır kendileri. Bence artık yavaş yavaş Polonya'ya karşı da ilerleyişe başlayabiliriz. Madem iki tarafta da ilerleyişe başlıyoruz, o zaman artık force planı force atağı da verebiliriz. Aynen öyle. Buradan da atak yapalım. Hatta buradan da atak yapalım abi. Yapabileceğimiz bütün cephelerden ataklara başlayalım bence artık. Şöyle yapalım, biraz da ordu kaydıralım hatta. Aynen öyle, devam. Bakalım, o kadar çok devletle savaşa girdik ki bunların bildirimleri de bitmez yani. Evet, bitti, güzel. Mutlu son abicim, harika. Atlayalım bakalım turumuzu. Evet, güzel. Maginot hattını iyice açtık dostlar, harika. Aniden saldırıya geçtik. Tam bir blitzkrieg gerçekten. Ve şu anda kendilerine karşı büyük üstünlük kuruyoruz. Fransız ve Polonya devletlerine karşı gerçekten büyük üstünlük kuruyoruz abi. Şimdi güneye doğru 10.000 ordu destek göndereceğim. Güney cephesine, Wroclaw'a. Buradan da aynı şekilde devam edeceğim. Danzig'i de bu arada bizim ele geçirmemiz gerekiyor. Danzig serbest şehrini, kendileri de şu anda Polonya'nın yanında Alman harbine, 2. Dünya Savaşı'na katılmış vaziyetteler. Turu yanlışlıkla atladım bu arada. Tamamen yanlışlıkla atladım. Evet, gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Danzig serbest şehri kapitüle edildi. Gayet güzel bir haber yine bizim adımıza. Polonya'nın bir kolunu kestik abicim, harika. Aynı şekilde devam edersek kısa bir süre içerisinde Polonya'nın kolu bacağı neyi varsa keseceğiz gibi görünüyor ama tabii yine de dikkatli olmak lazım. Karşımızdaki devletler gerçekten de bizi zorlayacak kabiliyette devletler. Bu sebeple dikkatli ilerlemekte fayda var. Evet, Varşova'ya da girdik abicim. Yani bu tur eğer saldırımız başarılı olursa girmiş olacağız. Gayet güzel. Aynı şekilde Fransa'nın da üzerine ilerlemeye devam edelim. Fransa tarafında bizden ziyade İtalyanlar biraz daha sağlam bir şekilde atak gerçekleştiriyorlar. Yani Fransa cephesinde İtalyanlar daha aktif. Polonya cephesinde ise biz şu anda gerçekten daha aktif görev alıyoruz. Evet, Polonya ciddi ciddi zorluyor bu arada. Yani cidden zorluyor. Şimdi eğer saldırıları başarılı olursa Danzig serbest şehrinde tekrar ele geçirecekler mesela. Ya buna mesela bizim izin vermememiz gerekiyor kesinlikle. Devam edelim. Bu arada şu toprak Packet'ta kaldı. He. Biliyorsunuz bu Ubuntu Engine modunda Packet mantığı da var ve Packet'ta kalan topraktaki ordular daha hızlı ölüyor, daha fazla hasar görüyorlar. O yüzden Lotz toprağını düşürmek bizim için bayağı kolay olacak. Oyun sırayı bize verdi, harika. Danzig serbest şehri düşmeden o bölgedeki Polonya ordularını mağlup edip bölgeden atmayı başardık. Lotz toprağında da herhangi bir ordu zaten kalmamış. Gayet güzel. Moğol özel hükümeti kapitüle edilmiş. Kim tarafından peki? Büyük ihtimalle Sovyetler tarafından kapitüle edilmiştir. Gerçi evet, büyük ihtimalle Sovyetler tarafından kapitüle edildi. Her neyse, devam edelim efendim. Şöyle Polonya'nın son topraklarına da artık ataklarımızı gerçekleştirip Polonya topraklarının tamamını elimize geçirelim. Ve savaşın doğu cephesini artık burada noktalayalım dostlar.
Hemen bütün ordularımızı en ileri cephelere doğru yolluyorum. Gerekirse orduların bir kısmını bu bölgeden Fransa cephesine doğru takviye de edebilirim. Şu anda o kabiliyete sahibiz kesinlikle. Paris toprağını İtalyan dostlarımız ele geçirmişler. Sorun değil, devam edelim. Bu arada Fransa'yı kapitüle etmek öyle kolay olmayacak çünkü Fransa'nın Afrika'daki sömürgeleri de var. Yani Fransa'yı eğer kapitüle etmek istiyorsak Afrika'ya da kesinlikle el atmak zorundayız. Başka bir çaremiz yok kesinlikle. Devam edelim. Çok güzel abicim, harika. Harika. Şimdilik İngilizlere bir çıkarma falan atmayı düşünmüyorum. Kendileri muhtemelen beni daha çok zorlayacaklardır bu devletlere göre. Polonya'ya, işte Fransa'ya göre muhtemelen daha çok zorlanacağım onların topraklarında. O sebeple en azından şu anda kendilerine karşı bir atak ya da bir çıkarma düşünmüyorum. Ayrıca kendilerine bir ambargo da uygulayamayız. Çünkü biliyorsunuz Uğut Engine 1.5.6 sürümüyle beraber eğer dünyadaki büyük güçlerden bir tanesine ambargo uygularsanız ambargo uyguladığınız devletle beraber sizin de ekonominiz yavaş yavaş erimeye başlıyor. Şu anda bizim ekonomimizin erimesini kesinlikle göze alamam. Evet, Polonya kapitülü oldu abicim, harika haber. Çok güzel. Uzun kanlı savaşların sonucunda Polonya devleti de kapitülü oldu ve kendilerinin geleceği hiç parlak görünmüyor. Tabii ki de görünmeyecek. Şimdi ben Polonya ile ayrı barış antlaşması imzalayabiliyor muyum? İmzalayabiliyormuşum abicim. Gayet güzel bir haber. O zaman Polonya ile bir barış antlaşması imzalayıp bütün topraklarını hemen alalım. Gayet güzel abi. Fransızlarla ise savaşımız devam ediyor. Şimdi Polonya cephesinde savaşan bütün ordularımı Berlin'e doğru çekiyorum. Polonya cephesinin doğu cephesini kapattık. Çok güzel bir haber gerçekten Nazi Almanya'sı adına. Serinin başında da söylemiştim. Devletimizin ordusunun istikrarı ve çabası bizi bu savaşta üstün kılacak. Aynen de öyle oldu. Alman disiplini yine her zaman olduğu gibi kazandı efendim, kazanıyor. Bütün ordularımızı dediğim gibi Berlin'e doğru yolluyorum. Hepsini çekeceğim, hepsini. Bütün orduları gayet güzel, tamamdır. Şu anda galiba hepsini çektim. Bir tane kalmış. Böyle yapalım. Evet tamam, bu sefer hepsini çektim abicim. Gayet güzel, bütün ordular Berlin'e doğru geri dönüyorlar. Biz de o sırada Fransız topraklarına doğru ilerlemeye devam edelim. Bu arada Almanlar tarafından Dunkirk'e bir çıkarma geliyor şu anda. Pardon, İngilizler tarafından. Evet, çıkarmaları çok hasar verdi lan. O neydi öyle? 3000 orduyla saldırdılar. 16.000'lik ordum 11.000'e düştü. Oha. Bir dakika, o zaman burayı alabilirler o çıkarmayla. Dikkat etmek lazım. Evet, alamadılar ama gerçekten çıkarmalarla çok ciddi hasar veriyorlar. Bizim Manş Denizi'ne acilen bir ordu çıkarmamız gerekiyor abi. Yani Manş Denizi'ni bir şekilde bizim tutmamız lazım. Aksi takdirde İngilizler buradan sürekli olarak ordu geçirmeye devam edecekler. Dunkirk'e bir liman inşa edeceğim. Buradaki 29.000'lik ordumun 15.000'ini Manş Denizi'ne doğru göndereceğim. Şöyle 15.000'i Dunkirk'e gönderelim direkt. 11.000 de dahil olmak üzere bütün orduları oradaki Manş Denizi'ne çıkaracağım. Gayet güzel, devam. Evet, bu sefer Brest'e çıkıyor İngilizler. Fransızların son topraklarını korumaya çalışıyorlar. Ama nafile izin vermeyeceğiz. Evet, Manş Denizi'ne de ordu çıkararak bağlantılarını da kesmiş olduk şu anda. Çok güzel haber. Ama sürekli olarak Manş Denizi'ne ordu getirmeye devam ediyorlar. Kalan Vichy bölgesini muhtemelen İtalyanlar halledecektir. Lan adamlar bizim sınıra geliyorlar. Aa, çıkarma yedik bir de. Bunlar kimin orduları? Kanada'nın orduları. Kanada orduları da geldi. Her taraftan geliyorlar. Aman Allah'ım, şuraya bak. Her taraftan şu anda çıkarmalar geliyor. Her taraftan ordular geliyor. Bizim de kendimize dikkat etmemiz lazım böyle bir durumda. O zaman sadece Manş Denizi'ne değil, çevredeki bütün denizleri kontrol altında tutmamız lazım. Yoksa İngiltere ve müttefikleri buraya sürekli olarak çok sayıda çıkarma getirecekler. Çok sayıda ordu getirecekler. Berlin'deki 60.000'lik ordumdan 20.000'ini, hatta 40.000'ini bölge için seferber ediyorum. Ekonomik politikamız da hala tam seferberlik modunda. Şimdi asimilasyonları başlayalım. Bir tane ordu kalmış bu arada burada. Hemen bir tane daha kalmış da unutmuşuz bunları. Zaten biliyorsunuz bütün topraklarda 120 tur başlatılıyor asimilasyonlar. Bu sebeple tek asimilasyon işleminde muhtemelen tüm topraklar tamamlanacaktır. Gayet güzel, devam. Evet, Kanada ilerlemeye çalışmaya devam ediyor. Ama izin vermiyoruz abicim, harika. Şimdiki çıkarma nereye gelecek acaba? Benim de şu anda orduların bölgeye doğru teşrif ediyorlar. Harika. Şimdi 2000 ordu deniz kıyısında Cayenne'de kalsın. Geriye kalan ordular devam etsinler. Burada da 2000 ordu yine deniz kıyısında kalsın. Buraya bir çıkarma geliyor şu anda. Nantes toprağına. İzin vermeyeceğiz tabii ki de oradaki çıkarmanın başarılı olmasına. Ama benim şuralardan da bazı ordu basım işlemleriyle Vichy bölgesine doğru destek getirmem lazım. Gerçekten adeta ortada bir satranç dönüyor. Ortada büyük bir strateji dönüyor gerçekten de. Danzig serbest şehriyle de bu arada barış antlaşmamızı imzalayalım. Onların da toprağını alalım. Gayet güzel. Onlar da tabii ki kabul ettiler. Harika. Evet, Kanada'nın çıkarması, bak görüyor musun, 310 orduyla çıkarma attılar, bize 459 hasar verdiler. Yani bu adamların çıkarmaları, özellikle donanmadaki kabiliyetleri
beni benden alıyor. Donanmalarıyla çok sayıda hasar verebiliyorlar bize gerçekten de. Dikkatli olmamız lazım tabii ki bizlerin de. Devam edelim o zaman Witch'i bölgesine doğru ilerlemeye. Şurada da ordu basım işlemi gerçekleştirmiştik. Bunu da Witch'e doğru göndereceğim. İtalyanların daha fazla kayıp vermemesi gerekiyor. İtalyanlar kayıp verdikçe biz daha da zora giriyoruz. Fark ettiyseniz kara savaşlarında biz onların ordularına göre çok daha üstün geliyoruz. Ama deniz savaşlarında, donanmalarda onlar bizim ordularımıza göre çok daha üstün geliyorlar şu an için. Burada kimin toprağı var? Birleşik Krallık. Oraya da saldırmam lazım o zaman benim. Tamam. Tamam, güzel. Witch'e de saldırıyoruz. 680'lik bir ordumuzla Witch'i ileri geçireceğiz eğer başarılı olursak. 2000 orduyla çıkarma atalım artık bu bölgeye yavaştan. Bak, Kanada yine ordu getiriyor mesela. Donanma yine getiriyor Kanada. Şuradan da İngiliz donanması geliyor. Benim Manş Denizi'ne bir 10.000 donanma daha destek göndermem lazım. Yoksa o donanmalar çıkarma attıklarında çok sağlam hasar veriyorlar bize. Evet, çıkarmamız başarılı oldu, harika haber. İngiliz donanması Manş Denizi'ndeki ordumu geçti ama bu bölgedeki donanmama takılacak. Gayet güzel. Şurada da yine İngiliz toprağı var. İtalyanlar çok ciddi kayıp vermişler bu arada maalesef. Çok iyi yönetememişler savaşı. Evet, çok sayıda toprak aldılar Fransızlardan ama İngilizlerin donanmalarına karşı çok çaresiz kaldılar. Çok savunmasız kaldılar gerçekten de. Yakın bir bölgeye, ya yakın bir bölgeyi de geçtim. Biz şu anda Alman topraklarının kuzey şeridindeki tüm topraklara liman inşa etmeliyiz abi. Bizim buna gerçekten ihtiyacımız var. Bizim her yere liman inşa etmemiz gerekiyor şu anda. Bizim için gerçekten çok önemli. Ordularımızı hızlı bir şekilde hareket ettirebilmek adına o limanların inşası, bu devletin, Nazi'nin altyapısı son derece önemli. Evet, güzel. Galya bölgesindeki bütün Fransız topraklarını şu anda sona erdirdik. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz abi? Biraz bekleyeceğiz. Çok sayıda ordu basacağız ve Fransa bölgesindeki bütün deniz kıyısı topraklarımıza ordu yerleştireceğiz. Öncelikle elimizdeki orduları yerleştirelim. Şimdi bu 2200'lük ordunun 2000'i bu bölgeye. Tamam mı? 530 ordu şuraya gelsin. 416 ordu da buraya gelsin. 500 ordu buraya gelsin. 1628'lik ordu, burada da liman yokmuş. Buraya da bir liman inşa edelim hemen. 309 ordu buraya gelsin. 255 de buraya gelsin. 632 de Nantes'a gelsin. 830 şu bölgeye gelsin. Ne yapmak istediğimi anladınız değil mi abi? Fransa topraklarındaki bütün deniz kıyısı topraklara 2000'er ordu yerleştirmeye çalışıyorum ben şu anda. Onu deniyorum. Onu yapmaya çalışıyorum. Tabii kolay değil bunu yapmak ama deniyoruz. 2000 ordu da Dunkirk'e gelsin abi. Gayet güzel. Şimdi nerede? Bak, görüyor musun? İşte bunun için yapmaya çalışıyordum abi. Bizim her yere ordu yerleştirmemiz lazım. Evet, bu arada bizim 20 binlik bir birliğimiz gelmiş. Hemen onu da bir yönlendirelim seri bir şekilde. Evet, gayet güzel. Evet, çok iyi abi. 6000 ordu şu anda bölgeye desteğe geldi. Çok iyi. 4000'lik bir orduyla saldırıyorlar ama şu anda. Yani İngilizlerin donanmaları gerçekten bize çok büyük sıkıntı çıkarıyorlar abi artık. Onları da artık engellememiz lazım. Şöyle yapalım. Her yere yayalım. Tamam, çok güzel. Şimdi bu bölgede artık ordu tutmama gerek yok. Çünkü burası artık kimin kontrolünde? İtalyanların kontrolünde. Elimde 25.000'lik bir ordu var. Brest'e 3.000 ordu yollayalım. Şuraya 1056 ordu daha destek yollayalım. Gayet güzel. Başka nerede eksiğimiz var? Şuraya 2500 ordu destek. Buraya 1270 ordu destek. Buraya da 794 ordu daha destek yollayalım. Tamam. Bakalım bir hepsi 2000'e tamamlanacak mı? Abi bunlar yine sürekli çıkarma atmaya devam ediyorlar. Bizim güney sınırlarına da çok ordu yerleştirmemiz lazım. 3000 Nice, 3000 Frejus'a, 3000 Marsilya'ya, 3000 Montpellier'e, 3000 nereye abicim? Burası Beziye, 3000 de Perpignan. Evet, buralara da ordularımızı yerleştirdik. Deniz kıyılarını korumak namına bunu da yapmamız lazımdı. Kesinlikle. Şöyle yapalım bu arada. Bunlar şurayı da aşmışlar. Oraya da bir saldırı gerçekleştirmemiz lazım. Abi adamlar geliyor yalnız. İtalyanlar savunma yapamıyorlar ya. Şu donanmalara baksana adamlar, herifler her yerden geliyorlar. Denizde ordum kalmamış. Öyle bir aşıyorlar ki bizim orduları. Bizim acilen ordu basım işlemi gerçekleştirip Manş Denizi'nde daha çok donanma tutmamız gerekiyor. Evet bak, çıkarma denediler mesela. Yine başarısız oldular neyse ki. Şimdi buradaki orduları getiriyorum abicim. Çok seri bir şekilde yine bu denizlere doğru getireceğim. Hatta Berlin'deki 15.000'lik 11.000'lik ordumu da yine bu denizlere doğru getireceğim. 4.000 4.000 4.000, gayet güzel. Şuradaki ordumu buraya doğru sevk edeceğim. Tamam, devam. Evet, yine çıkarma attılar, yine başarısız oldular ama gerçekten çok zorluyorlar artık. Artık gerçekten çok zorluyorlar. Buna da artık bizim de bir çare bulmamız gerekiyor. Evet, güzel, İngiliz donanmalarını yerle bir ettik Manş Denizi'nde, harika haber. Bizim donanmalar da şu anda geliyorlar. Bir yandan da paramız birikmeye devam ediyor. Çok iyi. İtalyanlar şurayı acilen halletse çok iyi olacak. Hallettiler, çok iyi abi. Tamam, çok sağlam hasar veriyorlar donanmalarla. Gerçekten çok sağlam hasar veriyorlar. Hollanda kim ordu gönderiyor? Hollanda da şu anda kendi vasalıyla savaşa girmiş. Hollanda Doğu Hint adalarıyla
Ama ilginçtir ki Hollanda Doğu Hint Adaları Hollandalılardan daha güçlü vaziyette. Dolayısıyla kendilerinin işi kolay değil. Evet bak şu anda o donanma trafiği bitti. Şu anda o donanmalardan biraz olsun kurtulduk. Ama İtalya bütün şu anda sömürge topraklarını kaybettiği için biz savaşta geri görünüyoruz abi. Biz savaşta geride gibi görünüyoruz. Bu da bizim için gerçekten yine üzücü bir haber. Evet bu sefer gerçekten denizdeki donanmalarımızı bayağı sağlam hale getirdik abi. Çok sağlam donanmamız var. 8700, 8800, 7800, 3500, 1600. Şimdi ordu basım işlemleri gerçekleştirip tamamen şeye odaklanabiliriz. İngilizlerin ana karasına çıkarma atmak istiyorum ben. Şimdi tamamen buna odaklanabiliriz abi. Bak 1300 orduyla çıkarma atıp 1800 hasar veriyorlar ya. Bunlar ne böyle ya? Şöyle 1900 ordu buraya gelsin, kalan 2000 ordu buraya gelsin. Bak geride de 5300'lük bir ordumuz kalmış. Bunları gerilerde unutmamamız gerekiyor. Bunları da savaşa kazandırmamız gerekiyor. Evet gayet güzel. Param da epey bir birikti. Epey bir birikmedi ama az çok birikti. Biraz daha birikmesi lazım. Biz hala tam seferberlik ekonomik planındayız şu anda. Ona rağmen %15 kullanılıyor bizim ordu şeyi. Ordu barı. Peki ben değiştirsem, sivil ekonomiye geçsem. Aa 21.000 gelirimiz var lan. Hiç koymuyor bize. %15 olan ordu harcamamız %30'a çıktı sadece. Bu kadar. Tamam benim gelirim çok yüksekmiş. Benim şu anda ki normal. Benim şu anda elimde o kadar çok ordu da yok ki. Benim şu an zaten ekonomim zorlanmaz. Koskoca naziyiz lan biz. Yani sadece 110 bin orduyla zorlanmaz zaten bizim ekonomimiz. Keşke baştan sivil ekonomiye geçseydik. Şu anda gelirimiz çok yükseldi gerçekten de. Artık çok daha sağlam sayıda ordu basım işlemleri gerçekleştirebiliriz. Ve biz hala Polonya'da asimilasyon işlemlerini tamamlamadık abi. Artık bunları da tabii tamamlamamız lazım. Aa Şansi kapitüle edilmiş. Japonlar tarafından kapitüle edildi galiba. Değil mi? Evet Çin-İç savaşında da işler kızışıyor şu anda. Gerçekten orada da dönen büyük bir savaş var. Evet bakalım. Biz aynı zamanda bir de Slovakya ile de müttefikiz. Kendilerinin pek şu ana kadar bir şeyini görmedim. Gerçi arada bir ordu getiriyorlar buralara. Onu fark ettim de. Her neyse şu asimilasyonları seri bir şekilde tamamla. Oo Japonya sen ne yapıyorsun? Komünist Çin'i de kapitüle ettiler şu anda. Japonya kendi sınırlarının ötesinde bir hızla ilerliyor gerçekten de. Onlar da Blitzkrieg yapıyorlar. Her neyse abicim şimdi ben buraya da limanı inşa edeceğim. Az önce bir şey demiştim hatırlayacaksınız. Kuzeyimizdeki, kuzey şeridimizdeki, kuzey kıyı şeridimizdeki tüm toprakları limanı inşa etmemiz kesinlikle gerekli. Bunu artık yapmamız lazım. Hemen inşa edelim bütün kıyı şeridi topraklarımıza. Çok güzel abicim, çok güzel. Hareket puanım bitti. Tamam şimdilik bu kadarı yeterli. Şimdilik altyapı için gerçekten önemli hamleler gerçekleştirmiş olduk. Asimilasyonları tamamlayalım seri bir şekilde. Bunların acilen bitmesi lazım. Evet tamamını da başlattık. Harika haber. Geriye kalanlar zaten şu anda bizim işgal ettiğimiz topraklar Fransa'dan. Şimdi tek yapmamız gereken paramızı biriktirmek abi. Artık niye gelmiyor lan İngilizlerden bir saldırı? Yoruldular galiba. Aa evet gene ordu getiriyorlar bu arada. Yine ordu getiriyorlar. Aa bir de askeri erişim izni almışlar. Bütün Benelux'ten askeri erişim izni almış adamlar. Bir dakika. Bir dakika benim sizinle ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü benim sizin topraklarınızı görebilmem lazım. Şöyle yapalım abi. Gözetleme kulesi inşa edelim. Bu adamların topraklarındaki orduları görebilelim. İngiliz ordusu olsa bile görebileceğiz bu sayede. Aynen öyle abi tamamdır. Çünkü askeri erişim izni alınmış. İngilizler tarafından Benelux topraklarında. Her an Benelux'ten bize bir saldırı gelebilir. Shibe-i Sanma da kapitüle edildi. Yine Japonlar tarafından. Japonya Çin-İç Savaşı'na öyle bir giriş yaptı ki gerçekten. Hani hayran kaldım. Gerçekten hayran kaldım. Artık yavaştan ordu basım işlemlerimize başlayalım dostlar. İngiliz topraklarına çıkarma atmak adına çok sağlam bir ordu toplayacağım gerçekten de. Force plan'den de force atağı seçeceğim. Ve kendilerinin topraklarına atağa başlayacağım. Hadi bakalım. Evet param bitti. Ve 12.000'e kadar düştü şu anda gelirim. Tabii tam seferberlik modunda da değiliz. Sivil ekonomide olmamıza rağmen gelirimiz hala 12.000 bu kadar orduyla. Bence gayet iyi. Biraz daha biriktirmemiz gerekebilir paramızı. Berlin'e bir ikmal kampı inşa edelim. Gayet güzel. Bu arada nükleer kullan diyenler olmuş. Nükleer özelliğini ben kullanmak istemiyorum dostlar. Oyunu çok kolaylaştırdığını düşünüyorum. Bu sebeple nükleer kullanmayacağım. Zaten şu anda istesem de kullanamam. Teknoloji seviyem yeterli değil. Sincan Uygur özel bölgesi de kapitüle edildi yine Japonlar tarafından. Bu arada İngilizlerin şu anda teknolojisi 0.49. Bizim onlara göre de çok yüksek bir teknolojimiz var gerçekten. Tamamlanmamış asimilasyonlar mı var? Hayır yok. Evet Polonya'da aldığımız bütün topraklardaki asimilasyonlar tamamlanmış. %100 olmuşlar. Harika. Değil mi? Aynen öyle abicim. Gayet güzel. Şimdi param birazcık daha biriksin. Elimdeki ordunun üzerine biraz daha ekleme yapacağım. Bu arada İngilizler ne yapıyor bilmiyorum. Ama şu anda deli dehşet bir ordu topladılar kendi topraklarında. Yani ben de birazcık şu anda bir tırstım. Yalan olmasın biraz tırstım ben de şu anda. Hemen ordularımızı toplamaya devam edelim abi. Biraz daha ordu toplamamız lazım. Berlin'de toplayalım hepsini.
Evet gayet güzel. Bence artık bu kadarı yeterli. En azından deneme için yeterli. Deneme için yeterli. Bu arada videoda artık 25 dakikaya gelmiş. Çin Cumhuriyeti de Japonlar tarafından şu anda kapitüle edildi. Japonya gerçekten durdurulamaz bir güç haline geliyor yavaş yavaş. Evet artık Çin Cumhuriyeti tekrar kapitüle edildi. Artık bir dahaki bölümde İngilizlere karşı 83 binlik birliğimizle çıkarmayı atmayı deneyeceğiz dostlar. Bu arada yolda giderken İngiliz donanmalarını da yok ettik. Oyunumuzu kaydedelim. Gayet güzel, muazzam bir bölüm oldu. Aşırı zevkli. Gerçekten aşırı zevkli. Benim de aşırı hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir bölüm olmuştur dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atmanız yeterli. Aynı zamanda açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir ve Instagram hesabımı takip alabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Kanala da abone olmayı unutmayın bu arada. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bir dahaki video ve yayınlarda görüşmek üzere. Bye bye.